o dönemi yaşayan herkes bilir. O dönemin hükümeti demir çelik fabrikalarının kapatma pozisyonları vardı. Ve biz bir sürece girmiştik. İlyas Hoca ile İlyas Tüfekçi hocamızla birlikte o zamanki ulusal basına da her röportajımızda demir çelik fabrikalarının kapatılmaması noktasında işçilerle omuz omuza verdiğimizi, bizler sahada, onlar da bizim türbünlerde destekleyerek o süreci atlatmaya veya o süreci Karabük şehrinin, kentinin, Cumhuriyet kentinin lehine çevirmeye çalışıyorduk. Bu da çok iyi bir birliktelik sağlamıştı. Bir işçilerin, işçi abilerimizin, kardeşlerimizin birlikte, aileleriyle birlikte bir yaşam mücadelesi içerisine girmiştik. Ve bir uzun bir süreç bizi bu noktada ligin son haftasına Zeytinburnu maçına getirdi. Zeytinburnu maçı öncesi çok ciddi bir şekilde ülke genelinde Karabük Spor'a, Kardemir, Demir Çelik, o dönemin ismiyle Demir Çelik fabrikalarına ve Karabük Spor'a çok ayrı bir sempati doğmuştu. Herkesin hemen hemen Türkiye'deki her ilde, her ilçede futbolla ilgili her ortamda Karabük Spor'un kümede kalması noktası çok pozitif bir şekilde dile getiriliyordu. O zamanlar tabii çok bu kadar şey yoktu, medya yoktu, görsel bir medya yoktu. Yapılan spor, kısıtlı spor programlarında da Karabük Spor'un o çıkışı çok ciddi bir şekilde işçi mücadelesiyle birlikte, demir çelik fabrikalarının kapatılmamasıyla birlikte paralel yürüyordu. Köy takımı dendi. Kasaba takımı dendi. Herkes görüyor işte, bizim kasaba mı, şehir mi, ülke mi? Herkes görüyor. Gel içeri, gel. Gelsinler, izlesinler, kasaba mı, köy mü? Gelip kendileri karar versinler. Biz onlara da saygılıyız, onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar da Karabük'e saygılı olsunlar. Hatta ligdeki performansımızdan ötürü işte ligde bağlasam, posterini bağlasam durmaz denilen bir takımımız vardı. Ama bu süreç içinde taraftarıyla, saha içindeki futbolcusuyla ve dışarıda çalışan, Kardemir'de çalışan, Kardemir işçisiyle bütünleşen bir takımımız vardı. Hatta bu süreçte işte, Kardemir'in kapatılma süreci de bu olayın içine eklendi. Takımın küme düşmesi, Kardemir'in kapatılması, hepsi üst üste geldi. Ve bu süreç sonucunda işte takımımızın göstermiş olduğu o mücadele ligin sonuna, Zeytinburnu maçına kadar devam etti. O maçın öncesi, tabii ben o maçı biraz da kaderci tarafla yaklaşacağım. Çok ciddi idmanlarda, o maç öncesi idmanlarda sakatlıklar yaşadık. İşte Levent kardeşimin sakatlığı. Bu bizim için bir kaderdi herhalde. Ben o maçtan 3 gün önce antrenmanda sakatlandım. Sakatlık sürecim de zaten o günün başlangıcıyla itibaren ters gitti, ters oldu. Bir sürü aksilik var ve antrenmana çıktığım süreçte bir el topu oynarken yağışlı da ayağım kaydı. 10 tane arkadaşım üzerime atladı. Ayağımdan bir ses geldi. Herkes üstümden kalktı. Kalkacağım diye bakıyorum. Kalkamadım. Daha sonra beni burada soyunma odasına götürdüler. Ayağıma buz tedavisi yapıldı. O buz tedavisinden sonra direkt İstanbul'a gitmem söylendi. Ama ben hala bir umut içimde Zeytinburnu maçında oynamayı bekliyorum. Yani çok ciddi bir şekilde bir işleyen bir çarkın teklemesine neden oldu. Diğer arkadaşlarımız tabii ki ellerinden geleni yaptılar ama olacağı varmış demek ki. Bugün daha böyle bir o dönemi yaşadığımızda bir şeyin biraz da kaderimizde varsa yaşamak, onu yaşadık diye yorumluyorum ben. Ama o günkü atmosferi, maç öncesi şöyle anlatayım atmosferi. Yani itfaiyeler suluyordu seyircileri serinlemeleri için. Böyle bir atmosferde çocuklar, genç kızlar, yaşlılar, abilerimiz, amcalarımız, annelerimiz rengarenkti stat. Yani inanılmaz bir renk cümbüşü vardı ve herkes tıpkı ülke genelindeki destek gibi kalp burada atıyordu, yürek burada atıyordu. Yeah.
kapatmayacağız. Fabrikamızı kapatmayacağız. Evet. Şampiyonluğu da kaybetmeyeceğiz. Evet. Bu Karabük'ün onur savaşı Türkiye çapında, kesinlikle bu maçı almalıyız. Yeneceğiz, kesinlikle yeneceğiz. Bunun hastası olduk artık. Ölüm var, dönmek yok. Sevgili seyirciler, Türkiye 1. Ligi'nde 1993-94 futbol sezonunun son karşılaşmasında Karabük'te Demirçelik Karabük Spor'la Zeytinburnu Spor takımları karşı karşıya geliyorlar. Evet, uzun bir lig maratonundan sonra özellikle 15 karşılaşmada ilk yarıda oynanan bu karşılaşmalarda 1350 dakika mücadele verdi Demirçelik Karabük Spor. Bu 1350 dakikalık mücadelenin sonucunda ancak 7 puan toplayabilen Kırmızı Maviler, otoriteler ve spor çevreleri tarafından düşülecek takım olarak ilan edilmişti. Ama ilerleyen dakikalarda, ilerleyen haftalarda, hatta ikinci yarı geldiğinde Demirçelik Karabük Spor'da büyük bir kan değişikliği gerçekleşti. Gerek futbolcularında, gerekse taraftarında, gerekse teknik heyetindeki oluşan inanç, ligde kalma mücadelesi için vermiş olduğu inançlı bu karşılaşmalar sonucunda Demirçelik Karabük Spor artık ligin son karşılaşmasında ligde kalma umudunu yakaladı. Buna karşılık Zeytinburnu Spor takımı da bu karşılaşmadan umut bekliyor. Çünkü alacağı mağlubiyet onun da ligde düşeceğinin bir garantisi olacak. Ama buna rağmen Demirçelik Karabük Spor ev sahibi takımı olma avantajını çok iyi kullanarak bu karşılaşmadan taraftarıyla birlikte mutlu sonla ayrılmak istiyor. Demirçelik Karabük Spor geri kalan 1260 dakikada, evet, 1350 dakikada 7 puan toplayan Kırmızı Maviler, ikinci yarıda sergilediği futbolla 1260 dakikalık bölümde 20 puan topladılar. 21 puan topladılar sevgili seyirciler. İlk yarıda topladığı puanın 3 katı sayılacak kadar bir puan. Bu puan Demirçelik Karabük Spor'un ligde kalacağının birer göstergesi olacaktı. Ama buna karşılık Zeytinburnu Spor takımı ilk yarıyı 16 puanla bitirmiş. İkinci yarıda toplayabileceği puanlarla ligde kalma umudu varmış gibi gözüküyordu. Ama bir tek şey vardı. Demirçelik Karabük Spor'un bir fazlası vardı. O da inanç. Karşılaşmalara taraftarıyla bütünleşmiş ve bu karşılaşmalardan topladığı galibiyette puanını 28'e çıkararak ligde kalma umudunu artırmasıydı. Demirçelik Karabük Spor bir noktada Karabüklerin çıkış noktası haline geldi sevgili seyirciler. Evet, bu çıkış noktası Karabükleri bütünleşti. Karabük'te Demirçelik Karabük Spor'a olan sevgiyi artırdı. Bu sevginin sonucunda işte ligin son karşılaşmasında tribünde inanılması güç bir olaylar gerçekleşiyor. Bütün taraftar, genci, çocuğu, hanımı, kızı, ailesi, büyüğü, bacısı hepsi birleştiler. Bir bütün halinde Demirçelik Karabük Spor'u destekliyor. Bizim de karşılaşmayı anlattığımız bölümde artık boş yer kalmadı. Nefes alacak yer kalmadı Demirçelik Karabük Spor tribünlerinde. Basın tribünü, çekim yapılan tribün dahi adım atılacak bir hal yok sevgili seyirciler. Bütün kalpler bugün oynanacak olan Demirçelik Karabük Spor, Zeytinburnu Spor karşılaşmasında atıyor. Başlayacağın zaman bana işaretle. Atlatarak geldi. İsteseniz bir senaristeyi senaryo yazdığınızı isteseniz
Demir Çelik Karabük Spor'un bugünkü konumuna gelebileceğini hayal bile edemezdi. Evet, kim derdi ki Demir Çelik Karabük Spor 7 puandan bugün 28 puana ulaşsın? Kim derdi ki Demir Çelik Karabük Spor arda arda deplasmandan galibiyet alarak 3 puan toplasın? Kim derdi ki Demir Çelik Karabük Spor'un artık ligde kalma umudunun son haftaya kalacaktı? Evet, senaristleri dahi şaşırtacak olan bu başarı işte bugün 1993-94 futbol sezonunda sevgili seyirciler 15 Mayıs 1994 tarihinde gerçekleşecek. Demir Çelik Karabük Spor bir oynanışla sahaya çıkıyor ve Zeytinburnu Spor karşısında alacağı galibiyetle ligde kalmanın sevincini yaşamaya çalışıyor. Tribünler biraz önce de söylediğim gibi tıklım tıklım dolu. Bütün taraftar Karabük Spor'un başarısından yana tezahürat yapıyor. Seyirciler, bu başarının mimarlarından teknik direktör İlyas Tüfekçi, Demir Çelik Karabük Spor taraftarları tarafından bağrına basılıyor. Bütün tribünlerden İlyas Tüfekçi'ye tezahüratlar devam ediyor şu anda. Gerek saha içerisindeki ısım hareketlerini, gerek tribünlerdeki İlyas Tüfekçi olan tezahüratı şu anda izliyorsunuz. Şu anda Demir Çelik Karabük Spor futbol takımına taraftarlarından yoğun ilgi var, yoğun tezahürat var. Ne olur olsun, ne olur olsun işte. Bugün herhangi bir gün olmasın, olsun işte mucize. Bekletir bilenlerinde Mayıs'ın 15'inde. Herhangi bir gün olmasın, olsun işte mucize.